Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber amigurumi kalp yapımı öğreneceğiz. Ben sizler için birkaç tane yaptım, şöyle rengarenk görmeniz için. Şu sarıyı da şöyle minicik yaptım. Umarım beğenirsiniz. Hemen isterseniz başlayalım. Bu sefer krem rengiyle yapmak istiyorum ben. Daha belirgin görünsün diye. Arkadaşlar yine şunları ben kaldırayım. Şu şekilde görmeniz için. Hemen sihirli halkamı yapıyorum. Ben şöyle sihirli halka için kolay bir yol buldum. Parmağıma dolayıp şu şekilde hemen yapabiliyorum. Bir zincir çektim. 6 tane sık iğne yapıyoruz sihirli halkamızın içine. 3 4 5 6. 6 tane sık iğnemizi yaptık. 6 tane sık iğnemizi yaptık ve halkamızı hafif kapattım. İlk çektiğimiz zincirin başına batıp başını dolamadan kapatıyorum arkadaşlar. Halkamızı iyice kapatalım. Bir zincir çekiyoruz ve her sık iğnenin başına 2 kere batıyorum. 12 tane olacak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane sık iğnemiz oldu ve kapatıyorum. Şuradan birazcık keseceğim. Halkamızdan kalan ipi kestim. Ve yerimi belirleme amacıyla şuraya takmak istiyorum. Her sık iğneye ikişer battık. Şimdi de bir tek bir çift yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bir sık iğneye tek, ikinci sık iğneye çift batıyoruz. Bir tek sık iğne, ikincisi çift sık iğne olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bir tek, bir çift, bir tek ve bir çift olarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bir tek, bir çift ve sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şu şekilde olacak ve ikisi sıra eksiltme ve çoğaltma olmadan iki sıra öreceğiz arkadaşlar. İki sıra örelim. Çoğaltma eksiltme yapmadan iki sıra örelim. Evet arkadaşlar, ben hiç eksiltme ve çoğaltma yapmadan iki sıramı ördüm ve kapatıyorum. Bir zincirimi de çektim. Şu şekilde. İpimi kesiyorum. Ve kalbimizin bir kanadı oluştu. Şu şekilde. Ben ipimi gizlemek istiyorum. İpimizi de gizledik. Kalbimizin bir tarafı oluyor. Ben ikinciyi de ördüm. Aynı şekilde verdiğim sıralarla, sayılarla
Aynısından bir tane daha şu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Daha sonra birleştirmeyi hemen göstereyim. Birleştirme arkadaşlar. Hemen ben bir zincir çekiyorum. Birbirine bağlantılı tutuyorum. Ve bir zinciri batırıp şu şekilde kapatıyorum. 3 zincir 3 tane sık iğneye batırmamız yeterli. İkisini birbirine bağlıyoruz. 3 sık iğne ile. Başını dolamadan kapatıyoruz ve bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. 4 sık iğneyi de batırabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Mesela şu 4 sık iğne ile birleştirildi. Şu 3 sık iğne ile birleştirildi. Çok fark yok. Ama yine size kalmış. Bunun şurasının oyukluğu daha belirgin. Bu dediğim gibi 3 sık iğne ile birleştirildi. Bu da 4 sık iğne ile birleştirildi. Bu da 4 sık iğne ile birleştirildi zannediyorum. Ben size 3 sık iğne ile gösteriyorum. Dördüncüyü de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar hemen etrafını iki kez döneceğiz. Nasıl döneceğiz? Hemen sık iğnelere batarak arttırma, eksiltme yapmadan iki kez etrafında döneceğiz. Şu şekilde. Arttırma, eksiltme yapmıyoruz. İlk iki sıra birleştirdikten sonra. Gerçekten çok kolay bir model. Ben çok beğendim. Bunu büyüterek de yapabilirsiniz. Şu köşelere geldiğinizde unutmayın. Şöyle bütün her yerine battığından emin olun. Tüm sık iğneleri batırıyoruz çünkü. Ki açık bir yer kalmasın. Şu şekilde. Daha ben birinci sıradayım. Arttırma, eksiltme olmadan ki ilk iki sıradayız. Şöyle. Bunları genelde anahtarlık olarak yapıyorlar. Veya amigurumi ayılarının kollarına, ellerine tutturuyorlar. Gayet şık oluyor. Ve ben birinci sıramın sonuna geldim. Şu şekilde arkadaşlar. İkinci sırayı da aynı şekilde arttırma, eksiltme olmadan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ben ikinci sıramı da bitirdim. Arttırma, eksiltme olmadan. Bundan sonraki devam edeceğimiz yer daha basit. Ben size ana fikri hemen söyleyeceğim. Ana fikir şu iki başta ve şu iki ortada birer tane eksilterek kapatıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Oralarda eksilttiğimiz sürece kalp şeklini kendiliğinden alıyor zaten. Şu şekilde ben göstereceğim size. Şöyle bakıyoruz. Şu şekilde. Şu ortaya gelen yeri atlayacağız. Evet, şurası tam ortaya geliyor. Gördüğünüz gibi. Şuna batmıyorum, hemen yanındakini atlıyorum. Ve
Kapatıyorum ve devam ediyorum. Sıra takibine de burada gerek yok zaten. Ortalara geldiğimizde atlamamız gerektiğini görüyoruz. Tam şu bölüme geldik ve buraya batmayacağım. Hemen yanındakine batacağım. Devam edeceğim. Tam ortaya gelmek üzereyim. Ve sanırım evet geldim. Şuna batmayacağız. Hemen yanındakine batacağız. Yani bir tane atlıyoruz. Eksiltiyoruz arkadaşlar. Bir tane eksiltiyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş zaten formunu, kalp formunu aldı. Devam ediyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece şu iki köşede karşılıklı ve şu köşelerde birer tane eksilterek kapanana kadar devam ediyorsunuz. Ve tekrar ben ortaya geldim. Bir tane atlıyorum, eksiltiyorum yani. Sonra tekrar devam ediyorum. Ve tekrar ortaya gelmek üzereyim. Evet, ortaya geldim. Ve hemen şuraya batmıyorum. Diğer ilmeğe atlayıp devam ediyorum. Zaten gördüğünüz gibi küçülüyor. Küçülmeye başladı ilmek atladıkça. Ve kalp formunu almaya başladı. Ve ortaya geldik mi? Evet. Burada da şuranın ortasına geldik. Ve bir tane atlamamız gerekiyor. Tekrar dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar kalbimiz ortaya çıkana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bir tane daha yapacağım. Evet, ortaya geldik. Bir tane atlıyorum. Yani bir tane eksilttim. Gördüğünüz gibi kalbimiz ortaya çıkıyor. Daha ördükten sonra ben elyafını koymak istiyorum. Tekrar atladım. Arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi şu iki yanlardan birer tane atlayarak ve şu karşılıklı yerlerden atlayarak birer tane eksilterek daha doğrusu diyeyim ben. Kalbimizi aşağı kadar ilerliyoruz. Elyaf ekleyebilecek kadar örün. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, ben biraz ördüm şu şekilde. Biraz ağzı küçüldüğü için ben elyafımı koymak istiyorum. Çünkü elyaf koyması biraz zor olacak. Biraz daha kapanırsa. Şekilde iyice alabildiği kadar elyafımızı koyalım. Ne kadar tok görünürse o kadar hoş duracak. Şu şekilde elimizle de düzeltelim. Siz isterseniz boncuk elyaf kullanabilirsiniz. Ben normal elyaf kullanmayı tercih ediyorum. Ve çok tok dursun diye de biraz fazla dolduruyorum. Böyle daha tok, daha hoş görünüyor benim için. Gördüğünüz gibi kalp formumuzu aldı. Tekrar devam edeceğiz.
Arkadaşlar ağzı kapanana kadar size dediğim gibi sadece köşelerden dört köşeden eksiltme yaparak devam ediyoruz. Başka yerden eksiltme yapmayalım. Çünkü kalp formunu mümkün değil, almaz. O yüzden sadece dediğim yerlerden eksiltmelerimizi yaparak devam ediyoruz. Bunu istediğiniz ebatlarda yapabilirsiniz. İstediğiniz ebatlarda yapmanız için tek yapmanız gereken ilk yaptığımız sihirli halkadan sonra, yani şurasını ne kadar büyük yaparsak kalbimiz o kadar büyük oluyor. Mesela şurayı ben en son iki çift bir tek olarak bitirmiştim. Şu küçüğü de bir tek bir çift olarak bitirdim zannediyorum. Ondan böyle küçük oldu. Yani tüm detay şurası. Burası ne kadar büyük olursa kalbimiz o kadar büyük oluyor. O yüzden ona dikkat edelim. Şu şekilde elyafı koyduktan sonra biraz yapması zorlaşıyor tabi, elyafa takılıyor tığ. O yüzden biraz zorlanıyoruz. Zaten kalbimiz bitmek üzere. Ağzı iyice kapandı çünkü. Şu şekilde. İyice kapanana kadar ağzımız aynı şekilde köşelerden eksiltmeye devam ediyoruz. Hiçbir şey değiştirmiyoruz. Şu şekilde tam ortaya geldiğimizde eksiltmemizi yapıyoruz. Formunu bozmamak açısından. Biraz daha büyüdük. Ben biraz daha elif eklemek istiyorum. Videoları kısa tutmaya çalışıyorum. Ama iyice ayrıntılı anlatmak istiyorum. O yüzden de biraz videolar uzuyor. Kusura bakmazsınız umarım. Ama iyice ayrıntılı göstermek istediğim için maalesef bu kadar uzun sürüyor videolar. Hemen üstün körü anlatmak istemiyorum çünkü. Ve ağzımız kapanmak üzere. Pardon, şuraya atlayalım. Aynen oralara geldikçe atlamalarımıza devam ediyoruz. Ve artık ağzı hemen hemen kapanmış vaziyette. Artık hep atlayabiliriz. Yani köşelere bakmaksızın şu şekilde atlayalım. Son bir tane daha yapacağım. Atlayarak ve artık kapatacağım. Şu şekilde kapatacağım. Biraz uzun keselim arkadaşlar. Yine. Hemen çekiyorum. Gördüğünüz gibi şurası biraz uzun kaldı. Onu içten yürüteceğim ben. Şu şekilde oradaki uzunluk kalmayacak. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi tekrar ben o ipi çekmek istiyorum.
çözülmemesi amacıyla bir kere daha çektim ve hemen keseceğim. Evet arkadaşlar, kalbimiz bitti. Bir krem kalbimiz daha oldu. Umarım iyice ayrıntılı anlatabilmişimdir. Bence çok güzel bir kalp oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.